Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 10 Eylül 2024 günlerden salı günü. Bugün sizlere biraz üniversite hastanelerini ele alacağız böyle. Üniversite hastanelerinin genel özellikleri, avantajları, dezavantajları. Belli bir müddet çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığı farklı bir yere nasıl gidebilirim, gidebilir miyim, gelemez miyim gibi soruların üzerine biraz durmaya gayret edeceğim inşallah. Arkadaşlar, üniversite hastaneleri artık 3 artı 1 sistemine döndü. Yani eskiden çakılı bir sözleşme vardı böyle ama artık o yok. Siz atandıktan sonra 3 yıl görev yaptıktan sonra kadroya geçiyorsunuz. Ama kadroya geçtikten sonra da tayin hakkınız gibi haklarınız yoktur. Genel özelliklerini yani bunu şey yapar. Maaşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yani üniversite hastanesinde alan çalışan bir arkadaşımız ve Sağlık Bakanı'nın merkezi atamayla atamış başka bir yerde çalışan arkadaşım aynı maaşı alıyor. Ha teşvikli dönermiş, onları karıştırmıyorum ama ham maaşı olarak aynı görev, aynı unvanda olan arkadaşlarımız her yerde aynı maaşı alıyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Gelelim dezavantajlarına. Üniversite hastanenin dezavantajları yoğun olması. Üniversite hastanesi genellikle yoğundur. Zaten bir yerde bir üniversite hastanesi varsa orası büyük bir şehirdir. Orasının hasta potansiyeli yüksektir. Öğrenci potansiyeli yüksektir. Bu yönden yani dezavantajların bir tanesi yoğun olması. Yoğun olmasının bir yani ekstra dezavantajı olan personel eksikliği de var. Üniversite hastanesi gerçekten personel eksikliği çok çok var. Diğer devlet hastanelerine göre bazı birimlerde daha çok vardır böyle. Bu personel eksikliğinden ve yoğun olmasının sebebi yani birleştirildiğinde daha çok insan çok çalıştığında, çok muhatap olduğunda daha çok yıpranıyor, daha çok huzursuz, mutsuz olabiliyor. Buna dezavantajları. Bir başka dezavantaj, aynı zamanda yazmışım böyle. Tayin hakkının olmaması. Yani oraya çakıl kalıyorsunuz. Orada çakıl kaldığınızdan ötürü bir yerlere gidemiyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Hani yarın öbür gün gitmek istediğinize zorlanıyorsunuz. Zaten gidemiyorsun kısacası hani. O yönü kötü bir yani dezavantajıdır. Bir diğer dezavantajı gördüğüm husus ise teşvik ödemelerinin yani teşvik ödemeleri gibi ya da daha sonra yani yeni bir ödeme çıkıyor ya da gösterge çıkıyor. Bu üniversite hastanelerine ya gelmiyor da çok çok sonralardan geliyor. Bu da dezavantajdır böyle. Bunun gibi dezavantajları vardır şu anda aklımda bulunan. Ha avantajlarını sorarsan benim için avantajlar nelerdir? Bir öncelikle yani benim bulunduğum üniversite hastanenin avantajlarının bir tanesi üniversitenin kendi servis araçlarının olması. Sabah belli saatlerimiz var, bizi alıyor, akşam bizleri bırakıyor. Yazın, kış, yaz, kış fark etmeksizin bu durum çok çok güzeldi. Yani diğer şekilde hani vay servisi kaçırdım, vay hani servis yoğundur, tıka basa doludur, o tür hani diğer hastanenin dezavantajları var ama üniversite hastanenin benim bildiğim kadarıyla yani çoğusunda vardır böyle. Bu benim için büyük bir avantajdı. İkinci bir husus lojmanların da olması. Yani belki biraz şey olmayabilir ama benim için mesela lojmanların olması bir avantajdır. Üniversitenin daha doğrusu öyle diyeyim yani. Bir diğer husus benim de avantajı gördüğüm husus üniversite hastanesine genellikle üniversitenin içinde ya da üniversitenin köşesinde olduğu için böyle hani hemen diyelim ki öğle arası tatlı şeyleri çıkıp böyle üniversiteyi gezebiliyorsun. Üniversitenin o güzelliği, o şeyi içine bulunuyorsun yani. Mesela düşünsene. Hemen çıktığım gibi koskocam üniversite kampüsü benim ayaklarımın altında. Gezebiliyorum, dolaşabiliyorum, oturabiliyorum. Ama bazı hastanelerin maalesef bu bahçesi, park alanları çok çok azdır ve çok kısıtlıdır böyle. O konu bence çok büyük bir dezavantajdır. Üniversiteler için de avantajlı bir durumdur böyle. Genel olarak bunlardan bahsettim böyle. Şimdi kendimden yola çıkarak üniversite hastanelerini tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum ona biraz değinmek istiyorum böyle. Şimdi KPSS'ye girdiniz. KPSS'ne iyi kötü bir puan aldınız. Merkezi yani elinizden geldiğince merkezi atamayla Sağlık Bakanlığı'na geçin. Daha tavsiye ederim ama puanlarınız düşükse, normalin altındaysa veya korkuyorsanız ben bu puanla yerleşememe gibi korkunuz varsa üniversite hastanesini tercih edebilirsiniz.
Hani ama muhakkak bakın. Yani öyle gözü kapalı gitmeyin, araştırın. Yani orada çalışan varsa muhakkak şey yapın. Ama daha çok da şey var. Hani birimden bölüme değişiyor çünkü. Mesela ben tıbbi sekreterim. Üniversite hastanelerinin bu yönünü de çok seviyorum. Mesela bizim odalarımız kapalı bir odadır. Yani cam mekandır, kendimize ait bir odamız var. Ama bazı hastanelere bakıyorsun, hani devlet hastanelerine çoğusunda tamamen değil danışman gibi ne cam var ne bir şey var, böyle ortalık yerdesiniz. Bu çok büyük bir eksikliktir böyle. Hani genel olarak üniversite hastaneleri, ya diyelim ki A üniversitenin hastanesine gideceksiniz böyle. Bir bakın, bir araştırın ne var ne yok, bu tür şeylere bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben genel olarak kendi adıma konuşuyorum şöyle. Hastanemizin, yani şu anda çalıştığım kurumun sadece yoğun olmasından biraz muzdaribim. Diğer şekilde hiçbir sıkıntı, bir problemim yok. Yoğun olması da çok çok normal. Çünkü biz aynı zamanda Doğu Anadolu'nun bütünleştiği bir yerde olduğumuz için o çok çok normaldi. Ve giderek de sürekli hasta potansiyeli artan bir ülkedeyiz böyle. Yani sürekli hastalar artıyor. Yani sağlığın sürekli artıyor. Azaldığını hiç görmedik böyle. Yani geçen yıllara nazaran kıyasladığımızda her geçen yıl hasta potansiyelimiz artıyor. Elinizden geldiğince sağlık bakanlıklarına, devlet hastanelerine gitmeye çalışın. Ama yok, eğer şey değilse böyle, hani üniversite hastanede değerlendirebilirsiniz. Görün, araştırın, bakın neyin nesidir, necidir. Bunlara bakmanızı öneririm böyle. Kamera karşısına geçince bazen bildiklerimi de unutuyorum böyle, ya da konuşacaklarımı unutuyorum böyle. Onun için ara ara notlarımı alıyorum böyle. Ha, şunu da çok çok önemlidir. Diyelim ki siz üniversite hastanesine başladınız. Üniversite hastanesine başladıktan sonra 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçtiniz. Kadroya geçtikten sonra yine KPSS'ye girip yine KPSS puanınızla Sağlık Bakanlığı ya da farklı bir kuruma, farklı bir yere atanabilirsiniz. Bu da çok çok önemli. Eskiden bu yoktu yani. İstifa etmeniz gerekir. İstifa ettikten sonra da belli bir süre beklemeniz gerekirdi. Hele usulüne göre ayrılmadıysanız çok çok sıkıntılı olabiliyordu, ama siz kadroya geçtikten sonra diyelim ki şu anda Sağlık Bakanlığı'nda da üniversite hastanesinde de siz atandınız. 3 artı 1'e tabi oluyorsunuz. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçiyorsunuz. Ondan sonra tayin hakkı isteyebiliyorsunuz falan filan. İşte üniversite hastanesinde de tayin hakkı olmadığı için kadroya geçiyorsunuz. Yarın öbür gün diyelim ki buradan geçmek istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz. KPSS puanınıza girerek, yine tercih vererek, yine aynı şekilde diyelim ki üniversite hastanesinden çıktınız, Sağlık Bakanlığı'na atandınız. Yine 3 artı 1'e tabi oluyorsunuz ve ondan sonra tekrardan kadroya geçiyorsunuz böyle. Biraz uzun gelebilir ama burası tabi ise Türkiye'dir. Yarın öbür gün, yani mesela birkaç yıl öncesine kadar çakılı sözleşmeli bir durumdayken şu anda kadroya geçildi. 3 artı 1'e geçildi. Yarın öbür gün tayin hakları da gelebilir. Yani biraz önünü görerek, düşünerek bakmanızı öneriyorum böyle. Araştırın. Yani daha çok genel olarak üniversite hastaneleri kötüdür anlayıştan daha çok A kurumuna, B kurumuna bakmanızı öneririm. Hele kendi memleketinizdeyseniz zaten çalışmanızı ya da tercih vermenizi uygun görürüm böyle. Ben şahsen yani ne diyorlar ya? Yani tavsiye ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah merak ettiklerinizin sorusuna cevap vermişimdir böyle. Ha, mesela bölümden bölüme de değişiyor. Birimden birime değişiyor. Gerçek. Mesela ben tıbbi sekreter olduğum için evet, hasta yoğunluğundan ötürü biraz muzdarip olabiliriz, ama mesela bir hemşire olarak üniversite hastanesinde çalışmak çok çok zordur. Onun için üniversitede hemşire olmayı düşünen arkadaşlarımız için en son olarak düşünmenizi tavsiye ederim. Bak, bunu bir kardeş, bir arkadaşınız olarak söylüyorum böyle. Gerçekten hemşirelerin üzerinde çok büyük bir yük vardır. Hem bütün hastanelere, devlet hastanesi, üniversite hastaneleri, özel yerler falan filan, bütün yük hemşirelerin üstünde. Doğal olarak bunlar da daha çok çalışıyor böyle. Bu konuda biraz daha, yani bu hususta olan arkadaşlarımız biraz daha düşünebilir. Öyle tavsiye ederim öyle.
Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamet kalın inşallah.